Bu bir sömürge olgusu. Peki bu sömürge olgusunda Türkler nerede duruyor? Şimdi işin bir psikolojik boyutu var, bir ruhani boyutu var, bir bir benlik boyutu var. Fatih Bey şöyle bir tabloyla karşılasanız. 1850'lerde dünyanın %50-60'ına sahipsiniz. Yüzyılın sonunda dünyanın %80'ine sahipsiniz. %20'si size direniyor ve bu direnler, direnenler Türkler. Yani kim bunlar? Niye direniyorlar? Asya steplerinden gelmiş göçebe. Bir grup çoban. Çoban. Yani bu, bu bunların ne haddine bizim gibi bir medeniyete ve kültüre direnmek? Bu o kadar ciddi bir soru ki yıllarca önceden bununla ilgili konferanslar, seminerler, araştırmalar yapıyorlar. Mesela 1856'da Hindistan hakimiyetine karşı İngilizlerin bir ayaklanma oluyor. Onlar isyan diyorlar. Hindistan'da Müslümanların nüfusu %20 civarında ama ayaklananlar Müslümanlar bu hanım lideri olan hanım lideri hanım de var evet. 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 şimdi İngiliz hariciyesi dönemin önemli entelektüellerine görevlerine bir görev veriyor bir araştırın bakalım bu Müslüman Türkler niye direniyorlar ve bir araştırmanın sonunda bir kitap ortaya çıkıyor Hindistan'daki görevli bürokratlardan Doktor William Hunter isimli bir hmm. İngiliz görevli ee, Müslümanlar dinleri gereği kraliçeye bağlı olabilirler mi? Başlığı bu araştırma. Çünkü o dönemde bir kısım Müslüman aydınlar Türk oradaki Türklerin bir kısmı. Yani bizim İngiltere ile hiçbir sorunumuz yok. Biz onlarla da pekala anlaşabiliyoruz çünkü onlar çok medeni bize medeniyeti getirdiler bize özgürlük getirdiler gibi bilinen söylemleri söyleyince İngiltere diyor ki bunlar bunu söylüyorlar ama hala da direniyorlar. Araştırmanın sonucunda rapor şu şekilde çıkıyor. İslam inancına göre bir Müslüman şu dört meselede şu dört meseleyi korumakla mükelleftir. İnancına bir saldırı olursa, canına malına bir saldırı olursa, haysiyetine, şerefine bir saldırı olursa, vatanına bir saldırı olursa bunları müdafaa etmekle mükelleftir. Edebilir değil. Şimdi biz İngilizler olarak geldik bunların ülkelerine el koyduk. Eğer gerçek samimi Müslümansa bize karşı direnmek zorundadır. Evet. Ve hayır biz İngilizleri çok seviyoruz diyenler de yalan söylüyorlar. Buna inanmayın. bize 1850'ler. Bu 1873'te yayınlandı kitap olarak. Çok net olarak koymuş adam. Biliyorsunuz bu beş esasla Müslümanın korumakla mükellef olduğu beş değer olarak bizim literatürümüzde yer alır. O halde biz bu insanların inanç sistemini dil yut kullandıkları kelime sulandırmalıyız Hı. diye bir çalışma süreci başlatıyorlar. Ve orada çıkan işte modernist akımlarda bu süreç yaşanıyor. Ee, pozitivizmin kaygıları oraya gidiyor. Ee, kültürel savunma mekanizmaları, eğitim sistemi e, tamamen değiştiriliyor. Ee, ve ondan sonra da zaten... Dinde reform var mı işte? tabi Tabii tabii tabii. Zaten e, 19. yüzyıldaki dinde reform kaygılarının hareket noktası e, dini hassasiyetlerden ziyade modern hassasiyetlerdir. Ee, Bu niye söylenmez mi? Ya şöyle dinde reform o kadar sulandırılmış bir kavram ki aslında çıkış noktası basında zaman zaman dile getiriliyor efendim. Hristiyanlar bunu yaptıkları için işte medenileştiler. Biz de yapalım medenileş. Çok basit, çok ilkel bir yaklaşım. Yani bir kere bu konuyla ilgili olan herkes bilir ki açtığınız için söyleyeyim. İlk İncil nüshası Hazreti İsa'dan yaklaşık 70 yıl sonradır. Dolayısıyla otantik İncil nüshası yoktur ortada ondan duyan havarilerinin her birinin dağıldığı bir bölgede yazdığı her birinin ayrı yazdığı bir şey var. Bir araya getirilmesiyle oluşan bir süreçtir. Hiç. Ama Müslümanlar açısından inanç gereği vahiy katipleri kaleme almış ve e, ilk Kur'an nüshası eğer bir inhiraf söz konusuza bakarsınız Kur'an'a e, reform mu yapacaksınız, düzeltme yapacaksınız, ıslah mı yapacaksınız yaparsınız. Dolayısıyla bu baltalanan sulandırılan bir süreç ama o yılda oryantistlerin çok vurguladığı, bizim de çok böyle cazibesine kapıldığımız bir süreç. E, hayat ve tarih bu kadar kolay olsaydı biz 200 yıldır sıkıntı çekmezdik, bu reformu yapardık ve geçer giderdik her şey. Hı. Ama e, hayat o kadar basit değil. Yani e, kültür değişmeleri, toplumların değişmeleri o kadar basit değil. E, özellikle sosyal mühendislik, pozitivizmin insanlığa hediye ettiği bir proje masa başında her şeyi çözüyoruz ama sokakta maalesef karşılık bulamıyor. Şimdi bu döngü içerisinde modern Türk aydınının ya da bu ülkenin geleceği hakkında hassasiyet olan insanların ciddi ciddi dolaşmış. Sorduğum soruya tekrar dönersek bütün dünyayı hakimiyetiniz altına almışsınız ama Türkler direniyor. Bu Avrupa gururunda e, hakikaten bir yara olarak yer almış. Ondan sonraki süreçte o %20'yi acaba nasıl ortadan kaldırırız? Sizin geldiğiniz nokta yani 1920'de e, neredeyse o, o %20'nin de ortadan kalkması ile ilgili yeni bir kurgu, yeni bir yapılanma var. Milli mücadele döneminde Hintli Müslümanların ve oradaki Türklerin Türkiye'ye yaptığı yardımların çok olduğu ve tek olduğu doğru mudur? Yani çok olduğu doğru, tek olduğu doğru değil. Dünyanın pek çok yerinden o dönemde yardımlar geliyor ama en yoğun olan, en şiddetli olan ve belki de en samimi olan ve hakkında da en çok yazılan, çizilen Hindistan olduğu için Türkiye'de böyle bir algı var. Ben o topraklarda bulunduğum dönemlerde bir Türk olarak o kadar duygu yoğun, duygu yüklü anlar yaşadım ki ee, şimdilerde nasıldır bilmiyorum ama bundan 20 sene önce e, günde 1 dolarla o topraklarda Türk olduğunuzu söyleyerek yaşamanız mümkün. Evet. Yani inanılmaz bir şey. Gecenin saat 3'ünde havaalanında bir otele gittim. Tıklık tıklım. Yer yok. İlk Nasıl defa gidiyorum, Pakistan gidiyorum. Pakistan. Pakistan'da. Pakistan ee, ne yapacağımı da bilmiyorum. Dil de bilmiyorum. Ya bir de Türkiye'de Pakistanlar, Hintler Türkleri çok severler falan diye bir şeyler. Ya niye söylemedin Türk olduğunu deyip Bana kral dairesini yaptırdı. Evet, evet. Böyle bir şey yok. Yani arkasında tabii çok ciddi bir. Yani tarih boşuna cive Pakistan var. değil yani. <laughs> yani cive nasıl bu? Cive cive, cive, cive Pakistan. Cive, Pakistan. <laughs> ya şöyle bir şey, şöyle bir şey mümkün olur mu? Bak ben size, sizinle paylaşayım. 1913, Peşaver şimdi, Kangölü. Balkan Savaşları sırasında Peşaver'de yardım topluyorlar e, Türkler için. İşte konuşmalar yapılıyor. E, herkes elinde avucunda ne varsa yardım sandığına getirip bırakıyor. Bir kadın verebilecek hiçbir şey yok. Kucağındaki bebeği satılığa çıkartıyor ki Türklere yardım parası olarak gönderebilsin. Ben bunu İngiliz arşivinde belgede okurken birdenbire gözlerim doldu görevli hayırdır hasta mısın dedi. Yok bir şey dedim. Bir mendil istedim. Yani düşünün ki o zaman bu, bu, insanlara ulaşabilecek hiçbir şeyin yoksa uzaklarda birileri sizin değerleriniz için kan, kanlarını veriyorlar. Ve onun için yapabilecekleri hiçbir şey yok bu çaresizlikte. Aklına o geliyor, onu onu ortaya koyabiliyor yani evladını ortaya koyabiliyor. Bir zengin istediği parayı veriyor ve sandığa yatırıyor. O hassasiyet maalesef günümüzde kalmadı. Tamam. İnsanlık adına kalmadı tabii ama. O Türkler için bir de hilafet için. Acaba? Birbirinden ayırmak mümkün değil. Yani o tarih öyle bir tarih. Mesela literatüre baktığınız zaman Hindistan'da bir millet olarak bizim sahip olduğumuz şeref ve haysiyetin kaynağı Türklerdir ve yeryüzünde insanlığın onurunu temsil eden emperyalizme karşı da günümüzde Türklerdir. Eğer Türkler de yok olursa insanlık yok olmuş olur. Dolayısıyla biz aç kalmalıyız, susuz kalmalıyız, yok olmalıyız ama Türkler yaşamalı. Onun için bizim önceliğimiz Türklerin yaşamasıdır ve sahip olduğumuz her şeyi Türkiye'ye göndermek mecburiyetindeyiz diye ilanlar asılıyor şehirlere. tabii bu asanlar tutuklanıyor, sürgüne gönderiliyor, gazeteleri kapatılıyor, hapsediliyor falan. O çok hazin bir süreç. Bu Hindistan'da oluyor değil mi o zaman? Evet Hindistan'da oluyor. İngiltere'nin kontrol altındaki Hindistan'da. Evet. Bir yanlış belki algıyı da düzeltmek lazım. Türkiye'de bir Dünya Savaşı'nda cihat fetvası yayınlandığı zaman İslam dünyasından hiç kimse bize yardıma gelmedi diye söylenir. Sizler elbette çok iyi o dönemi tahliye ediyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'den başka İslam dünyası yok. Evet. Yani ayağa kalkacak bir İslam dünyası yok. İngilizler 1903'ten itibaren Müslüman nüfusu en fazla, fazla olan imparatorluk İngiltere'ydi. Evet. 1903'ten itibaren özellikle Ruslarla ve Fransızlarla anlaşma yaptıktan itibaren şöyle bir çalışma başlatıyorlar. Artık Osmanlılarla bir savaş mukadder. Ve bu savaş çıktığı zaman da Hindistan'dan Müslümanlar bizim için tehdit oluşturacak. Bu tehdidi bertaraf etmek için bir çalışma yapmak durumundayız. Bu çalışmayı yapmak için de halkı harekete geçirecek ne kadar aydın, yetişmiş, okumuş adam varsa onları yok etmeliyiz diye işte sürgünler, hapisler, sansürler o süreçten sonra başlıyor. Biz bunu fark edemiyoruz tabii o tarihte, bilemiyoruz hatta Hindistan'ın bazı bölgelerinde... Hangi yılları diyorsun? 1904'ten itibaren Fransa ve 1907'den itibaren Ruslarla anlaşma yaptıktan itibaren Birinci Dünya Savaşı'na hazırlanıyorlar İngilizler. Ve orada o çalışmaları başlatıyorlar. 6 ay bir sene sonra Osmanlı'nın savaşa girdiğinin bilinmeyen yerleri var Hindistan'da. Yani çünkü gazete ulaşmıyor, haber ulaşmıyor. Haber götürecek hiç kimse yok. Bütün aydınlar hapsedilmiş. Bir de hazin tarafı bu paraların ciddi bir kısmı İngiliz bankaları yoluyla gönderilmek durumunda. Ne kadar ulaştı ulaşmadı onu da bilemiyoruz. Aynı şekilde Türkistan'dan da Buhara'dan da paralar Rusya üzerinden geliyor. Çoğuna ne, ne, ne kadar alıp olmadığını bilmiyoruz. O tarihte tabii kurgu şu Türkler ve Osmanlılar insanlığın haysiyetini, onurunu, şerefini bunlar onların ifadeleri. Bizim sahip olduğumuz bütün onur onlar yüzündendir ve onlar yaşamalıdır. Bunun için de yapmamız gereken her şeyi yapmalıyız.